Arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kültür ve uygarlığını incelediğimizde bir başka alanın yazı, dil ve edebiyat alanı olduğunu görüyoruz. Öncelikle burada Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri bir inceleyelim. Biliyoruz ki Türklerin kullandıkları ilk alfabe arkadaşlar Göktürk alfabesidir. Onun dışında Uygur alfabesi, Soğut alfabesi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte ilk Türk İslam devletlerinin kullandığı Arap alfabesi ve Cumhuriyet döneminde kullandığımız Latin alfabesi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler olmuş. Bunun dışında Türklerin kullandıkları takvimler de, tarih boyunca kullandıkları takvimler de çeşitlilik gösteriyor. Mesela tam da bu dönemde, yani İslam öncesi Türk tarihi döneminde Türkler 12 hayvanlı takvimi kullanmışlardır. Özellikle Uygurların geliştirdiği bir takvimdir arkadaşlar. Güneş yılı esaslı bir takvimdir 12 hayvanlı Türk takvimi. Ve bildiğiniz üzere her yıla bir hayvan adı verilerek 12 yılda bir devreden takvimdir bu takvim. Ancak daha sonra biz Türklerin İslamiyet'le tanıştığını görüyoruz. 751 yılında Talas Savaşı ile birlikte Türkler İslamiyet'i kabul etmişler ve ilk Türk İslam devletlerini kurmuşlar. Ve böylelikle İslam kültürü etkisi altına girerek de ilk kez Hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. İslamiyet'ten sonra kullanılan Hicri takvimin temeli 622 yılına, yani Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü esas alan, temel alan bir takvimdir. Ancak Büyük Selçuklu Devleti kendi döneminde Hicri takvimin yanında Celali takvimi de kullanmıştır. Özellikle Celali takvimini yapan arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti dönemindeki çok meşhur bir matematikçi ve astronomi bilgini olan, Türk İslam bilgini olan Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam Celali takvimini Sultan Melikşah adına yapmıştır. Dolayısıyla Celali takvim Ömer Hayyam tarafından yapılan Büyük Selçuklular döneminde kullanılan bir takvimdir. Yine Osmanlı Devleti bir Türk İslam devleti olarak Hicri takvimi kullanırken bunun yanında ekonomik amaçlı olarak Bizans'tan etkilenerek kullandığı Rumi takvimin olduğunu da görüyoruz biz. Ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Atatürk'ün takvim devrimi ile 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren miladi takvimi şu andan itibaren kullanıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Türklerin kullandığı destanları bir inceleyelim. Özellikle destanlar ve Türk devletlerini karşılaştırdığımızda Manas Destanı'nın Kırgızlar tarafından yazıldığını, en uzun destan olduğunu biliyoruz aynı zamanda. Ergenekon ve Bozkurt Destanları'nı Göktürkler, Oğuz Kağan Destanı'nı Hunlar, Alper Tunga ve Şu Destanı'nı İskitler, yani Sakalar, Türeyiş ve Göç Destanları'nı ise Uygurlar yazmışlardır. Burada bir notumuz var arkadaşlar, buna dikkat etmek gerekiyor. İlk Türk topluluklarının 12 hayvanlı Türk takvimini yapmaları aynı zamanda astronomi ile ilgilendiklerinin de kanıtıdır. Yani göçebe olmalarına rağmen arkadaşlar bilimsel faaliyetlerle ilgilendiklerinin de göstergesidir takvim çalışması yapmaları. Bunun dışında arkadaşlar yine Sine Uşi ve Kara Balgasun yazıtları Uygurlara, Yenisey yazıtları ise Kırgızlara aittir.